Bize aşağıdaki büyük karelerin her biri bir tamı göstermektedir demişler ve boyalı alanların ondalık sayı ve kesir olarak neye eşit olduğunu yazmamızı istemişler. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Evet, buradaki boyalı alanı bir ondalık sayı ve kesir olarak nasıl yazabiliriz dersiniz? Bir bakın. Şimdi birlikte yapmaya hazır mısınız? Önce kesirle başlayalım. Burada bir tane tam var. Evet, karelerden birinin içi tamamen boyalı olduğuna göre bu bir tama eşittir diyebiliriz. İkinci karenin de bir bakalım, kareyi 10 eşit parçaya bölmüşler ve bunlardan ikisini boyamışlar. O halde bu kesri eğer tam sayılı kesir olarak yazmak istersek, 1 tam 2 bölü 10 yazabiliriz. İşte bu kadar. Bunun 10 eşit parçaya bölündüğünü ve sadece ikisinin boyalı olduğunu siz de görüyorsunuz değil mi? Peki ya ondalık sayı? 1 tam 2 bölü 10'u ondalık sayı olarak yazmak istersek, bir tane birliğimiz olduğuna göre 1 virgül. Kaç tane onda birliğimiz var? 2 tane. O halde 1 virgül 2. İşte bu kadar. Bir tane daha yapalım. Bu biraz daha zora benziyor. Evet, büyük karelerden her birinin bir tam olduğunu biliyoruz. Bizden boyalı alanları ondalık sayı ve kesir olarak göstermemizi istiyorlar. Yani az önceki sorunun aynısı. Ne duruyorsunuz? Videoyu durdurun ve söz konusu olan ondalık sayı ve kesirleri kendi kendinize yazmaya çalışın. Yine kesirle başlayalım. Bir tam, bir tam daha yani toplam iki tam var. Bunun da yine sadece bir kısmı boyalı. Bunu eğer tam sayılı kesir olarak yazmak istersem, iki tane tam olacağını biliyoruz. Üçüncü kareyi ise kısmen doldurmuşlar. Bir bakalım, kare 10'a 11 on bir kare, yani toplam 100 eşit parçaya bölünmüş. Bu da küçük karelerden her birinin bir yüzde birliği temsil ettiği anlamına geliyor. Peki bu yüzde birliklerden kaç tanesi boyalı? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ve sonra da 1, 2, 3, 4 tane daha olduğuna göre 100 küçük karenin 74 tanesi boyalıdır. Buna dayanarak da bunu bir tam sayılı kesir olarak 2 tam 74 bölü 100 olarak yazabiliriz. Ondalık sayı olarak da iki tam yani iki birliğimiz var. Onda birler basamağına geldiğimizde yüzde yetmiş dördü isterseniz hemen bu şekilde yazabilirsiniz. Ama eğer isterseniz kaç tane onda birlik ve kaç tane yüzde birlik olduğunu ayrı ayrı da düşünebilirsiniz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 ve 7 tane onda birliğimiz var, 4 tane de yüzde birliğimiz. Bu yüzden de sayıyı hem yüzde 74 hem de 7 onda birlik ve 4 yüzde birlik olarak düşünebilirsiniz.